İyi geceler sevgili izleyenler. Malumunuz üzere bugün 1 Mayıs tarihi itibariyle Türkiye'de ve dünyada işçi haklarını, emek sermaye çelişkisini ve bunun geldiği noktada bunun hukuk düzlemine yansımasını tartışacağız. Bugün iki tane konuğumuz var. Birincisi Hakan Koçak, Koca Üniversitesi'nde barış imzacısı olarak üniversiteden ihraç edilen hocalarımızdan biri. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sağ olun. Diğer konuğumuz Avukat Murat Özveri. Türkiye'de işçi hakları ve iş hukuku konusundaki örnek ve en tecrübeli üstadlarımızdan biri. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Konuya şöyle giriş yapabiliriz aslında. 1 Mayıs'ın dünya tarihindeki yeri, dünya işçi mücadelesi tarihindeki yeri üzerinden başlarsak sanırım doğru olur. Bunun aslında esas programımız açısından önemi, bunun hukuk düzlemine yansıması nasıl başladı, ne zaman düzenlemelere, hukuk düzenlemelerine dahil oldu ve kısaca bir tarihçesini alarak programa başlayabiliriz sanırım hocam. Buyurun. Evet, 1 Mayıs aslında önemli, şu anda da hala önümüzde duran bir sorunla ilgili olarak ortaya çıkan bir gün. Temelde 8 saatlik iş günü talebiyle, iş sürelerinin kısaltılması talebinin küresel düzeyde o zamanki kapitalizmin gelişmekte olduğu ülkelerdeki işçi hareketlerinin bir anlamda yaptıkları ulusal sınırları aşan kampanyanın bir sembolü haline gelen bir gün. Esasen öncelikle daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkıyor. Şimdi düşünmesi biraz zor ama o zamanki ABD işçi hareketinin hayli güçlü olduğu bir ülke, aynı zamanda sol hareketinde güçlü olduğu bir ülke ve orada sendikalar ve sol siyasi yapılar bu mücadeleyi etkili bir şekilde sürdürüyorlar. Özellikle de Chicago gibi endüstrinin büyük gelişme kaydettiği yerlerde ve çok çeşitli yerlerinden dünyanın göçmen işçilerin aktığı, bir anlamda enternasyonalizmin yatağı olan bir enternasyonel sınıf dayanışmasının imkanları olduğu bir yerde. Burada ortaya çıkıyor ve ondan sonra da önce Amerikan İşçi Federasyonları'nın, daha sonra uluslararası sendikal birliklerin aldığı kararlarla da uluslararası bir gün haline geliyor. Bu anlamıyla sembolize ettiği şey önemli. 8 saatlik iş günü talebi o zaman için kapitalizmin denetimsiz bir biçimde ilk gelişmelerini kaydettiği bir dönemde çok önemli bir talep. Çünkü o dönem kapitalizm bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler liberal düşüncesi çerçevesinde egemenliğini kuruyor. Önceleri fabrika yasalarıyla kısmen İngiltere'de sınırlandırılıyor. Ardından da bu talep, dediğim gibi 8 saat iş günü talebi. Ama bundan çok daha ileri anlamda ifade ediyor o günden bugüne. Aslında bir anlamda tarihçi Eric Hobsbawm buna dikkat çekiyor. Dünyanın en evrensel günü. Çünkü farklı diller, farklı dinler, farklı kültürlerden dünyanın her tarafında işçiler o günü, aynı günü benzer taleplerle kutluyorlar, meydanlara diğer çıkıyorlar. Tüm kutsal şeylere göre, tabii ki, ortak taleplere yani bütün göre. Bütün dinlerden, mezheplerden, kültürlerden çok daha geniş aslında. Bu anlamıyla bir benzeri olmayan bir gün. Onu da belirtmek dünyanın lazım. Dünyanın en geniş tabanı diyebiliriz. Evet, yani evet. Yani en evrensel belirlenmiş günü, bayramı ya da birlik, mücadele, dayanışma günü ne derseniz. Bu anlamıyla da aslında işçi sınıfının yılbaşı diyebiliriz. Yılbaşı evrenselliğini, enternasyonalizmini, sermayenin ulusal sınırları aşan, her zaman küreselleşen yapısı karşısında işçi sınıfında küresel olma ütopyasını, istencini yansıtan da bir gün aynı zamanda. Evet. Bu anlamıyla da sembolik değeri çok yüksek. Yoksa bir taraftan bakınca hani bir gün niçin bu kadar önemli olsun gibi. Bizi bakarsak da dünyada her zaman tabii çok doğal olarak da son derece politik bir gün.
Türkiye'de belki daha da böyle. İlk 1 Mayısların 1908 büyük ikinci meşrutiyet sonrası grevlerin işçi hareketinin ortaya çıkmasının ardından 1910'lu yıllarda kayıtlara geçen diyelim. İlk 1 Mayıs kutlamalarını görüyoruz. O zamanki Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yer alan Rum, Ermeni, Bulgar, Musevi, farklı etnik kimlikteki işçiler, mesela Selanik gibi, Üsküp gibi, İstanbul gibi o dönemin Osmanlı İmparatorluğu içindeki başlıca sanayi merkezlerinde toplanıp kendi dillerinde, farklı dillerde 1 Mayıs'lar kutluyorlar. Kimi zaman yürüyüşler yapıyorlar. Kimi zaman mesela İstanbul'da kağıthanede kırlara gidiyorlar. Burada konuşmalar yapılıyor. Bir yanıyla piknikler yapılıyor. Aynı zamanda da o dönemde kurulmuş çeşitli sendikaların ve sosyalist örgütlerinde kendilerini gösterdikleri, örgütlülüklerini ortaya koydukları dönemler. 1920'li yıllarda mütareke İstanbul'unda bile mesela 1 Mayıs yapıldığını görüyoruz. İşgal altındayken dahi 1 Mayıs kutlanmış. Tabii ki mütareke döneminde. Ve aşağı yukarı aslında İttihat Terakki'nin o daha baskıcı yıllarını, savaş yıllarını bir tarafta tutarsanız 1925'e kadar bir 1 Mayıs kutlama geleneğinin oluştuğunu söylemek mümkün. 1925'te diyor Nazım Hikmet, tesadüf rastladım, TÜSTAV, Türkiye Sosyal Tarih Araştırmalar Vakfı bir Macar Radyosu'ndaki konuşmasını yayınladı Nazım'ın. Hoş ilgilileri için söyleyelim. Orada Nazım bir şiirini okuyor. Ben diyor bunu, programı yapıldığı tarih sanırım 50'li yıllar ya da 60 başı. O şimdi okudum ama diyor aslında ben bunu 1925'te yazmıştım. Hmm. O zamanlar hala biraz açık faaliyet yapabiliyorduk. Evet. Biraz bu Mayakovskilerden esinlenen biraz fütüristik bir 1 Mayıs şiirini okuyor. Biraz şimdi diyor tek başıma okunca tuhaf ama biz bunu 100 kişiyle okuduk ve fena da olmamıştı diyor. Bir anlamda da herhalde bir son nokta gibi. Çünkü 25 takriri sükun giderek tek partinin otoriter yönetiminin yerleşmesi vesaire. Aşağı yukarı 1970'lerin ortasına kadar aşağı yukarı yarım asır Türkiye'de bir yasaklı 1 Mayıs var. Fakat bir 1 Mayıs bayramı da var. 35'te resmi bir bahar bayramımız oluyor. Bahar bayramı oluyor. Kutlanmışız. O ikame ediyor. Geleneği ise genellikle sosyalistler kendileri bir tür yeraltı 1 Mayıs'ı geleneği yaratarak sürdürüyorlar. Yakalarına kırmızı karanfil takarak veya tam onu soracaktım. Yani bu yasaklanmış olması işçi sınıfını çok da durdurmamış bir şekilde bir tür tabii faaliyet ki devam yani etmiş. Çok yani yaygın kitlesel mitingler bugünkü anlamıyla olmamakla birlikte yine işte mesela ormanlara, Belgrad ormanlarına giderek veya o günlerde ortak işçi toplantıları yaparak vesaire. Ama asıl tekrar kitlesel kutlamalar 70'lerde Diskin öncülüğünde başlatılıyor. Önce bir salon toplantısı, ardından da 76'da ve 77'deki büyük Taksim mitingleri, 77-78. Malum 77 aynı zamanda Türkiye tarihinin, de emek tarihinde gördüğü en büyük provokasyon ve ardından yaşanan katliam. Ve Türkiye İşçi Hareketi'nin en politikleştiği, en yükseldiği dönemde yaşanan büyük bir kırılma da aynı zamanda yaşanan. Baktığımız zaman ta 1967'deki Diskin kuruluşundan itibaren ona yönelen saldırılarında bir parçası. Sonrasında yine yasaklı dönem başlıyor. Sıkı yönetimler var. İşte ya başka şehirlerde kutlama veya Dehice Boranların tiplilerin o dönemde mesela bir sivil itaatsizlik eylemi, sokağa çıkma gayretleri, gözaltına alınışları 80'de de zaten sürüyor. 80'lerin ortalarına doğru yeniden sokakta 1 Mayıs çabaları başladı. Tabii şimdi tüm detaylarına girmek mümkün değil ama uzun ve acılı diyelim çabalarla aslında sokakta 1 Mayıs
ve 1977 ile sembol haline gelmiş olan Taksim'de 1 Mayıs yönünde gerek sendikaların, işçilerin ve sol sosyalist hareketlerin büyük çabaları oldu. Kimi zaman Taksim'e çıkmak için barikatları aşmaya çalıştılar. Kimi zaman başka alanları tercih ettiler. Daha kitlesel ve daha çok insanın katılabileceği 1 Mayıs'lar. Bu arada kaybettiklerimiz oldu. 89'daki Akif Dalcı gibi veya 96 1 Mayıs'ındaki 3 işçi arkadaşımız gibi. Dolayısıyla her biri birbirine eklenerek aslında Türkiye'nin 1 Mayıs geleneği çok katmanlı. Hem acılı hem de 2000'lerin ortalarında gördüğümüz gibi Taksim elde edildikten sonra meydan olarak ve aynı zamanda 1 Mayıs bir sorduğunuzda soruya bir resmi tatil günü haline gelince aslında bu uzun mücadelelerin bir önemli iki önemli kazanımı da oldu diyelim. Gerçekten olağanüstü kalabalık, kitlesel ve çok renkli. Türkiye İşçi Sınıfı çok farklı katmanlarını kapsayan 1 Mayıs'lar oldu. Dünya ülkesinden daha kalabalık. Tabii. Yani Küba'nın özel durumunu saymazsanız, yani sosyalist bir iktidarın olduğu bir kapitalist ülkedeki de en kitlesel, aynı zamanda en coşkulu, militan ve çok renkli 1 Mayıs. En çok siyasal söylem üreten. Tabii. Ama sonrasında malum AKP'nin yeniden bir otoriterleşme, yasakçılaşma hamlesiyle de yeniden farklı meydanlarda 1 Mayıs geleneği sürdü. Ama şu irade Türkiye'de var güçlü bir şekilde. Yani işçi sınıfının görünür olma mücadelesinde 1 Mayıs'ın özel bir yeri var. Bütün bu tarih boyunca onun sürdüğü görülüyor. Adeta dünya 1 Mayıs'ları tarihi içinde Türkiye'nin özel bir yeri olduğu söylenebilir. Evet, çok uzatmayayım programı da. Murat Hocam'a dönecek olursak, Hakan Hocamızın aldığı yer 1908'de ikinci meşrutiyetin ilanı. Türkiye'de demokrasi mücadelesi açısından, demokratikleşme mücadelesi açısından önemli bir iş. Bu noktada işçi sınıfının hakları noktasında kazanımlar açısından eşiği olarak alabileceğimiz nokta kazanımlar, bugünkü sorunlar ve işçi haklarının yarınına ilişkin nereden bakmalıyız, neler söylemeliyiz? Hemen 1 Mayıs'ın çıkış noktasından bakalım. 8 saatlik iş günü. Bugün OECD'nin bir rakamı yayınlandı. OECD ülkeleri içerisinde en uzun çalışma saatlerine sahip olan ülke Türkiye. Çalışanların %21'i yaklaşık haftalık 60 saatte üzerinde çalışıyor. Dolayısıyla şöyle bir benzetme kurmak sanıyorum çok yanlış olmayacaktır. 1 Mayıs doğuş döneminde kapitalizm emeği sadece sömürmüyordu, yağmalıyordu. Bugün de Türkiye'de ne yazık ki yağmalama sürüyor. Emeğin yağmalamasıyla karşı karşıyayız. Yağma seviyesindeyiz hali. Sömürü aşamasına geçemedik henüz daha. Bu sadece çalışma saatlerinin uzunluğuyla ilişkilendirilecek bir olay da değil. Türkiye'de çalışma yaşamında işçi haklarını düzenleyen ne kadar yasa varsa çok önemli ölçüde ne yazık ki uygulanmıyor. Başlıklar haline gidecek olursak, örneğin işçiler anlaştıkları ücreti alamıyorlar ya da alsalar da SSK primleri eksik yatırılıyor. Çift bordro diye bir uygulama var. İşçilerin işe giriş tarihlerini tespit edemiyorsunuz. İşçiler sistemin içerisinde değil, SGK'ya giriyorsunuz. %38'lere varan bir kayıt dışılıktan bahsediyor. Ki zorunlu olduğu, sigortalının zorunlu olduğu, iş ilişkisinin başladığı andan itibaren insanların kendiliğinden sigortalı olması gereken re'sen tescil dediğimiz olayda buna rağmen yaklaşık %38'lerde süren ve kronikleşmiş, istikrarlı bir şekilde süren bir kayıt dışılıklık var. Dolayısıyla bireysel iş yasasının henüz daha konusu dahi olmuyor. İş sözleşmesi yapılırken işçiler işverenin dayatmasıyla maruzlar. Bir irade özgürlükleri yok. Sözleşme özgürlüğünün en temeli olan işçi cenahında ya madencilerin söylediğini yine tekrarlayalım.
aşağıda ölüm, yukarıda açlık var. Bu ikilem içerisinde kalmış olan ve bin bir güçlükle iş bulmuş olan işçi önüne ne konulursa bunların atıyor ve çok ağır bedellerini ödüyor hayatı boyunca. Örneğin fazla çalışmaya kalmak zorunda kalıyor, peş peşe rızaları alınıyor. En son yönetmelik değişikliğiyle birlikte fazla çalışmaya onay vermemek, çalışma süreleri üzerinden gidiyorum. Onay vermemek isteyen bir işçi bunu bildirdikten sonra bir ay daha fazla çalışma yapmak zorunda. Fazla çalışma süreleri yılda 270 saatte sınırlandırılmış. 3 ayda, 2 ayda, 4 ayda 270 saati doldurup kronikleştiren ve sürüp giden bir şey var. İş gücü piyasası inanılmaz ölçüde parçalanmış. Değişik anlamlarda parçalanmış. Üretim parçalanmış. Ana firmaların etrafında örgütlenmiş, fason çalışan, üretimde esneklik adı altında örgütlenen firmalar var ve asıl yağma, kurumsal olarak kendini tanımlayan firmalar bir vitrin düzenliyorlar. İşte bizde çalışma sürelerine uyulur, işçinin ücretleri tam olarak ödenilir deniliyor. Hepsi sigortalıdır. Hepsi sigortalıdır denilerek bir aklama süreci yaşıyorlar ama hemen arkalarında, yanlarında, sağlarında, sollarında ve kıran kırana bir rekabetle onlardan iş almaya çalışan fason firmalarda çalışan işçiler, fazla çalışmaya yasal haklarını kullanıp kalmadıkları için işten atılıyor. Bu sadakatsizlik olarak tanımlanıyor. Ve kalkıp işten atılan işçinin davasında o firmanın avukatı çok rahat bir şekilde şunu söyleyebiliyor. Biz fason çalışan bir firmayız. Ford'un söylediği vakitte biz bu şeyi yetiştiremezsek 300 kişi işinden olacak. Herkes de bunun gibi ben fazla çalışmaya kalmamak hakkımdır derse, o zaman 300 kişi işinden olur. İş yasasını uygulamanın bu koşullar altında ne kadar zor olduğunu takdirlerinize bırakıyorum diyor. Dolayısıyla biz iş yasasını uygulamıyoruz diyor. Kurumsal firmalar esnekliğin getirdiği olanaklardan yararlanarak yağma sistemini kendilerine bağlı bir şekilde yapıp öyle bir hale geliyorlar ki bu başka bir iş gücü piyasasındaki parçalanmayla geldiğinde mülkiyetsiz işverenlik diye bir olay çıkıyor karşımıza. Sadece kar işverenin işçiler taşören işçisi, taşörenin işçi haklarını alınabilebilecek hiçbir mal varlığı vesaire yok. Araya yani taşörenin taşeronları girmişler. Çıkarılmış. Taşören işçisi var, yevmiyeci işçi var. Şimdi kiralık işçiler çıktı. İş gücü piyasası da kendi içerisinde güvencesizliği yeniden üretecek şekilde parçalanmış durumda. Tüm bu tabloyu uzatmayın vakit kalmak için iddialı bir şöyle bitireyim. Türkiye'de bireysel iş yasası uygulanmıyor, uygulatılamıyor. Bunu denetlemekle görevli olan Çalışma Bakanlığı'nın böyle bir kurumsal yapısı, örgütleme ve gücü yok. 773 tane müfettişle 1 milyon 700 küsür iş yerini denetlemek gibi devasa bir görevin içerisine giriyor. Sadece %1.2'si denetlenebiliyor. İşçiler sadece bu yağma sistemi içerisinde iş güçlerini değil, sağlıklarını kaybediyorlar. Daha dün yine kurumsal olduğu iddia edilen bir iş yerinden, Toyota'dan, İşçilerle görüştüğüm zaman, isim de vererek söylüyorum, inanılmaz bir manzara çıkıyor. Otomotiv sektörünün genelinde, hadi onlara haksızlık yapmayalım, omurga hastalıkları, bel fıtığı, boyun fıtığı, menisküs gibi hastalıklar inanılmaz ölçüde yaygın. Bunların meslek hastalığı olarak tanısı yapılamıyor. Yapılanlara sıfır maliyet veriliyor. Sosyal güvenlik haklarından ve tazminat hukukunun onu bu şekilde yapılıyor. İş kazalarını gizleyemiyorlar çünkü çok somut olduğu için bunlar belki görünür oluyor ama meslek hastalıkları konusunda inanılmaz bir şekilde insanlar katlediliyor. İş cinayetleri sürüyor. Bu iş cinayetlerinde alınmayan önlemlerden, alınmayan önlemlere önlem almadın dediği için kusur izafe edilen ve haklarına yoksun kalınan bir işçi kitlesi var devasa. Şimdi bu doğal. Fabrika yasalarından bahsetti Hakan. Gerçekten de devletin çalışma hayatına yasalarla müdahale ettiği dönemde fabrika yasalar dahil bir biçimde işverenler bu yasaları işlemez hale getirmişlerdi. Örneğin çalışma yaşı 15 yaşta sınırlandırdığında gazeteye ilan veriyor işveren. 13 yaşında ama 15 yaşından büyük gösterilen işçiler aranıyor diye. Bizde de bir meşhur ilandı. SSK artı yol parası çalıştıracağız diye. Dolayısıyla bireysel iş yasaları bir koruma getirmezler. Sadece asgari sınırları getirirler. Gerçek anlamda işçi sınıfını koruyacak olan kolektif iş hukuk dediğimiz alandır. Yani sendika, toplu sözleşme ve görev hakları. Türkiye'de işte sorun tam da burada başlıyor. Bireysel iş hukuku konusunda cömert bir yasa koyucumuz var 1908'den beri. Dilaver Paşa Nizamnamesi'nden beri. Ama iş örgütlenmeye geldiği zaman 1908'de yani o özgürlük rüzgarlarının estiği dönemde Meclis-i Mebusan'daki yapılan bir konuşma sermaye ülkemizde yeteri kadar temerkuz etmemiştir.
Sermayeye ihtiyacımız var. Sendika hakkını tanırsak sermayeyi ürkütürüz. Bu koşullarda sendikalar muzurdur diyor. İleride koşullar oluştuğu zaman bu durum yeniden gözden geçirilir diyor 1908. 2006'da gözden geçirilmiş Avrupa Sosyal Şart'ın sendika hakkına, grev hakkına çekince koyan maddesi mecliste tartışılırken AKP milletvekili çıkıyor diyor ki ülkemizde henüz daha sermaye birikimi olması gereken noktaya gelmemiştir. Mealen söylüyorum. Bu aşamada sendika hakkına koyduğumuz çekinceyi ortadan kaldırmak sakıncalıdır diyor. Mantık aynı, dil aynı. Aradaki şeylerin hepsi de aynı. İşte iş yasası çıkıyor 1936'da. Hemen akabinde sınıf esasına dayalı cemiyet kurma yasağı çıkıyor. 1946'da bu yasak kaldırılıyor. İşçiler örgütlenmeye başlayınca sık yönetim ilan edilip devletin denetiminin dışında bağımsız örgütlenen tüm sendikalar içeriye atılıyor. 47'de Sadi Irmak'ın Çalışma Bakanı olduğu bir dönemde tam da kendi kontrollerinde sendikalar kurmak için bir yasa çıkartılıyor ama grev hakkı yok. Atlayarak gidiyorum, 1961 anayasasında ilk kez bu haklar güvence altına alınıyor. 1963'te grevli sendikal haklar tartışılırken bu kez sahnede CHP var. Coşkun Kırca komisyon başkanı, grev hakkını sınırlandırmazsak anarşik grevler silsilesiyle karşı karşıya kalırız diyor. İşte 67'ye geliyoruz. Şevket Yılmaz, Abdullah Baştürk önerisiyle meşhur iş kolu barajları getirilip disk devredişi bırakılmaya çalışılıyor. 12 Eylül'e geldiğimizde yani 1963 ile 80 arasında sendikal haklara güvence getiren, nispeten olsa da güvence getiren ne kadar yasal düzenlemeler varsa bu düzenlemeler kuşa döndürecek şekilde yeni bir çalışma ilişkileri, endüstri ilişkileri sistemi kurgulanıyor. Bu sistemin altında ve hep unuttuğumuz şey 35 yıldır ya da 38 yıldır galiba sürüyor 24 Ocak 1980 kararı. Türkiye'de asıl milat olan ve Türkiye işçi sınıfının hesaplaşmadığı, unuttuğu, hesaplaşmayı beceremediği ve bu hesaplaşmayı yapmadığı sürece de her geçen gün yasal düzlemde ve hak kaybı anlamında da daha ileriye gideceği bir dönem. Çünkü 24 Ocak 1980 kararları ana fikir olarak ucuz işçilik üzerinden küresel piyasalarda rekabet etmeyi önceleyen, buna yönelik bir organizasyon kurmayı çalışan ve kadim bir devlet politikasıdır. Aradaki tüm siyasi iktidarlar asla bundan bir milim sapmamışlardır. Bugünkü AKP iktidarı dahil. Dolayısıyla 24 Ocak 1980'deki ana fikri tersine çevirmediğimiz sürece bizim herhangi bir iktidardan işçilerin aleyhine olan yasal düzenlemeleri daha iyileştirmeleri beklemek hayalden öte bir şey olmayacaktır. En son arabuluculuk yasası da ona ayrıca bir başlık olarak konuşacağız. Şimdi yani bu mücadelenin geleceğine ne yapmalı, nasıl yönlendirmemiz gerektiğini geçmeden önce yine Hakonca'ya dönüp belki konuyu şuradan devam etmemiz gerekir. Murat Bey çok geniş bir çerçevede Türkiye'deki işçi sınıfı, işçi mücadelesi tarihinin düzenlemeler tarihini aslında biraz daha özetledi. Hangi tarihlerde hangi önemli kritik başlıklar önümüze geldi ve bunlar hangi tarihlerde tekrar tırpalandı? Şimdi bir de belki de özel bir dönem olarak AKP dönemini tekrar konuşmamız gerekirse 2002 yılında geldikten sonra iş yasasında grev hakkında, sendikal haklarda yahut toplu sözleşme haklarında fiili yahut sözleşmesi olarak özel bir dönemimiz var mı? Yani bu bahsettiğimiz AKP dönemi işçi sınıfı ve emek tarihi açısından özel bir dönem midir? Yoksa Cumhuriyet yahut ondan önceki 1908'de kurmuştuk ilk şeyi, çizgiyi orada çekmiştik. 1908'den itibaren yoksa gelen tarih içerisinde diğer hükümetlere oranla ortalama aynı şeyi devam ettiren bir hükümettir diyebilir miyiz? Yani kestirmeden söyleyeyim, ben Cumhuriyet hükümetleri içerisinde AKP'nin en çıplak sermaye iktidarı olduğunu düşünüyorum. Şimdiye kadar hiç bu kadar çıplak, hem eylemiyle hem söylemiyle bu kadar örtüsüz bir sermaye iktidarı olmamıştı. Hı hı. Baktığımız zaman Demokrat Parti'yi alın, Adalet Partisi'ni alın, koalisyon dönemlerini alın, tek partiyi alın. Sonuçta bir kapitalist toplumda, bir burjuva toplumunda burjuva partileri iktidara gelirler. Fakat parlamenter sistemlerin olduğu yerlerde halkın oylarıyla, büyük ölçüde emekçilerin oylarıyla evet. gelirler ve bu meşruiyeti sürdürebilmek için de
gerek sosyal politikalarla, eylem anlamında, gerekse de söylemleriyle onları içerecek, onları sisteme entegre edecek, absorbe edecek tepkilerini vesaire bir takım şeyler yaparlar. Oysa benim gözlediğim kadarıyla, hatta biraz daha abartalım, iktidara gelmeden hemen öncesinden itibaren AKP bu konuda çok tutarlı diye düşünüyorum. Şunun için bunu söylüyorum. Evet, düşmanlığı konusunda. Evet. Hemen henüz gelmeden önce iş kanunu tartışılıyordu mecliste. Malumunuz işte Fazilet Partisi dağılmıştı. Hı hı. Yeni bir parti olarak ortaya çıkmıştı. O sırada, iyi hatırlıyorum o dönemi, sendika liderleri bu yeni iş kanunuyla ilgili meclisteki lobi faaliyeti yaparak muhalefet partilerini geziyorlardı. Dolayısıyla AKP'ye de gittiler. Genellikle biliyorsunuz şöyle olur, bir tür popülizm yapılır. Yani onlarla yapılan görüşme, ziyaret sırasında tabii ki biz işçilerin haklarını savunacağız vesaire denir ki Refah Partisi'nin baktığınız zaman hayli sert söylemleri vardı o dönemde. Gerek özelleştirmeler, gerek sosyal haklar konusunda. Gittiler AKP'ye de ve mesela oradan öyle bir söz çıkmadı. Tersine, biz sadece işçilerin değil, bütün toplum kesimlerinin partisiyiz. Dolayısıyla burada sermayenin de ne dediği önemlidir mealinde, tam sözcük olarak da değil ama, bir ifade çıktı. Dolayısıyla çok da sanki bence, davranmadılar yani. Evet, kesinlikle. O günden bugüne de, o günden bugüne bir atlayış yapalım. Malumunuz AKP Genel Başkanı defaatle son dönemde herhalde 3. 4. keredir. Biz o hal vesilesiyle, o hali kullanarak grevleri yasaklıyoruz dedi, vurgulayarak ve bunu da sermayedarlara kızıyor burada da neden? Evet, daha ne istiyorsunuz, istiyorsunuz diye. Ve bu da sermaye temsilcilerinin olduğu toplantılar yapıyor. Dolayısıyla bence son derece tutarlı bir parti. Yani sermaye yanlısı olmak ve bunu göstermek konusunda söylemsel düzeyde de, ama salt söylem değil tabii ki. AKP aslında bir büyük proje. Yani küresel kapitalizmin derinleştirilmesi, Türkiye'de emek gücünün ve her şeyin olabildiğine metalaşması, bu anlamıyla piyasalaşması anlamında önemli bir misyonu var. Dolayısıyla bu misyonun emek kısmında da o misyonu hakkını veren bir performans izledi. Bu misyonun en önemli yanı ne? Aslında az önce Murat Hocam'ın anlattığı uç vermiş olan 90'lar, 80'lerden sonra uç vermiş olan bütün eğilimlerin en uç noktalarına doğru taşınması. Yani her türden esneklik ve güvencesizlik getirici düzenlemenin ya, fiili uygulamayı. Ve fiili uygulamanın hayata geçirilmesi. Mesela en son örneklerden biri işte uzun süre tartışılan ve işte Cumhurbaşkanı'ndan geri dönen vesaire kiralık işçilik yasası AKP döneminde çıkartıldı. Büyük bir dayatmayla çıkartılmış oldu. AKP döneminde önemli bir yasa toplu iş hukukuyla ilgili. Toplu iş sözleşmesi ve sendikaları düzenleyen daha önce iki kanun vardı. Bunlar birleştirildi. Tek kanun olarak tartışıldı ve ortaya çıktı. Mesela burada az önce Murat Hoca'nın söylediği kolektif anlamda işçi sınıfının örgütlenme, hak mücadelesi vermesinin önünde 80 darbesinin getirdiği engellerin hiçbiri kaldırılmadı. Kimileri kaldırılmış veya görece sınırlandırılmış gibi yapılsa da bu konuda hemen hiçbir ilerleme kaydedilmedi. Dolayısıyla bu da önemlidir, da tarihsel ironidir. Yani biliyorsunuz AKP'nin önemli bir iddiası da askeri vesayet rejimiyle hesaplaşma iddiası. Oysa emek alanında görüldü ki özellikle böyle bir hesaplaşma yok. Tersine o çizgiyi sürdürme. Çünkü Türkiye sendikalarının en temel meselesi neydi? Örgütlenmenin önünde inanılmaz engellerin olması. Yani biraz abartarak söyleyeyim. Bugün ortalama bir emekçinin Türkiye'de sendika üyesi olması ve giderek iş yerinde bir toplu iş sözleşmesine doğru yürümesi bir tür kahramanlık. Çoğunlukla örgütlenmeler... İdealist bir hareket aslında. Çok, yani son derece. Ortalama bir yasaların verdiği bir hakkı kullanmaktan tabii, öte
aslında bir idealistlik, bir kendini tabii, adamışlık ailesinden. Bir tür kahramanlık. Uluslararası sözleşmeler var bu konuda. İmzalanan ILO sözleşmeleri var. Anayasal bir hak. Keza yasalarla da düzenlenmiş. Hatta Türk Ceza Kanunu'nda, yani burada hukukçulara tere satmak gibi olmasın ama orada bile zorla sendikaya üye olunması, engellenmesi veya olmaya zorlanması bayağı hapise varan cezaların öngörüldüğü bir maddedir. Bütün bunlar var. Olmakla birlikte fiiliyatta neredeyse imkansız hale getir. Yani Türkiye'de insanların örgütlenmesi bir mucize neredeyse. Peki hocam, araya girip şunu sorayım müsaadenizle. Şimdi bunu düzenleme olarak kanuna konulmasını sağlayan güç aynı şekilde neden uygulanması konusunda da aynı baskıyı gösteremiyor? Yahut bunu oraya koyan güçle, koyulmasını sağlayan güçle, düzenlemeye konulmasını sağlayan güçle uygulanmasını talep eden güç aynı güç değil mi? Ya tümüyle birebir aynı değil sanırım. Çünkü yani bir yasalara bir şeyin konması, bir hakkın kağıtta görünür hale gelmesi, yani otomatik olarak tek başına her zaman bir sosyal mücadelenin konusu olmayabiliyor. Egemen sınıflar arasındaki kimi ayrılıklar, çatışmalar, Türkiye'deki, dünyadaki siyasi konjonktür, uluslararası düzeydeki bu konudaki meşruiyet arayışları vesaire vesaire. Ama ondan öte şu var, belki oraya da getirmek istiyorsunuz bir konu diye. Tabii ki o hakkın temel savunucusu olan sendikalar, emek örgütlerinin de kafası son derece karıştı 80'lerden sonra. 80 sadece bir askeri darbe değil, aynı zamanda önemli bir ideolojik kırılma da. 90'lar bunu daha da pekiştirdi. Dünyadaki sosyalist deneyimlerin yıkılması, kolektif, örgütlü emeğin ideolojik anlamda büyük gerileyişi. Ve bugün AKP dönemi ne yaptı dediniz. AKP aslında adı sendika olan ama gerçek evrensel standartlarda sendika vasfı hüviyeti taşımayan bir takım sendikal örgütlenmeleri en güçlü hale getirdi. Varlardı kimisi ama şimdi gerek kamu çalışanları alanında gerekse işçiler arasında örgütlü olanlarda ve orada aslında öyle bir katman, güzel bir mekanizma kuruldu ki bir tür ne diyelim ona, bir saadet zinciri gibi. Örneğin taşeron sistemi, mucizevi bir sistem. Kamuda taşeron sisteminde adı taşeron olan, aslında hiçbir işlevi olmayan birileri var, bir şirket var. Onlar sizin için bir istihdam faaliyeti yürütüyorlar. Onların örgütlenmesi son derece zor taşeron işçilerinin. İş kolu tartışması ve baraj tabii tartışması. Ve bu arada da o taşeron işçisi olarak kamuda o pozisyonlara gelebilmek de bir başka vesayet. Mesela bir tür bağımlılık yaratıyorsunuz. Parti üyeliği. Parti destekçiliği, her türden patronaj ilişkisi. Ardından bu sisteme ilişkin bazı düzenlemeler yapıldı. En son düzenleme. Kadro verildiği söylendi. Oysa kestirmeden hocam, gidelim. Konu getirmek istediğim şeylerden biriydi. Mesela yani çok ortada kalmış bir mesele. Şimdi taşıran o kadro meselesi muhalefetin zorlamasıyla belki de iktidar mecbur kaldığı düzenlemelerden biri oldu. Bir önceki seçimlerde çok uzun uzun tartışıldı. Kamuoyunun çok özenle dikkat ettiği meselelerden biri oldu. İktidar bu yasayı çıkardı. Yani tüm kamu işlerinde çalışan taşeron işçilere kadro vereceğiz diye bir balon yaratıldı. Ve bu yasa açıklandığında herkeste çok ciddi bir beklenti yaratıldı. Ama şu anda tam bir ortada kalmış bir durum var. Kim kadro alabildi, kim kadro alamadı? Belki hani hanginize sormak daha doğru olur bilmiyorum ama yani bu işin netleştiği, düzenlemenin durumu ne? Şu andaki geldiği nokta ne? Bunu belki netleştirmek biraz daha faydalı olabilir. Evet, bir tek şey söyleyeyim onunla ilgili. Yani taşeronla ilgili aslında aynı numara ikinci kez yapılıyor. Aynı. Daha öncesinde de taşeronların yapılan bir düzenlemeyle, ayrıntılarına girmeden söyleyeyim, örgütlenmesi bir anlamda kolaylaştırıldı diyelim. Ve hızla çeşitli sendikalar buradaki taşeron işçileri örgütlediler. Ama bu o zaman
aklı selim insanlar, eleştirel bakanlar diye söylediler. Gerçek anlamda toplu sözleşmeler olmadı o orada örgütlenen işçilerin yaptıkları. Şimdi bu katmerlendi. Şimdi de bir tür kadro verilmiş gibi yapılan ama aslında bir ikincil statüde, bir tür ikinci sınıf statüsünde kadroya geçmiş olan bir topluluk var. Ama bence daha da ayrıntılarını ve hassas konu boyutunu yani Murat Hoca'ya sormakta fayda var. Düzenlemenin nasıl yapıldığı ve netleştirmek açısından biraz daha belki şey mi? Çünkü hocam şöyle bir kaosu var düzenlemenin. Bir de güvenlik soruşturması denilen bir ayağı var. Toplumun bazı kesimleri, belli belediyelerin çalışanları alınmadı. Bazı yerlerde insanlar kabul edildiler. Yasa nasıl geldi, ne getirdi, neyi çözdü? Yasa çıktığında daha tasarı halindeyken ben bir yazı yazmıştım. Yazının başlığına da gözümüz aydın olsun. Bundan sonra artık kadrolu taşeron işçileri sorunumuz vardı. Önceden taşeron sorunumuz vardı. Şimdi kadrolu taşeron işçileri sorunu olmuş oldu. Yasa hiçbir şey getirmedi aslında taşeron işçilerine. Ne istiyorlardı taşeron işçileri? Yaptıkları asıl iş... Asıl işteki örgütlü sendika üyeliği üzerinden toplu sözleşmeden ve kolektif haklardan yararlanmak istiyorlardı. Bundan yararlanamıyorlar. Çünkü en son süresi biten toplu sözleşmenin yürürlük süresi bitene kadar sendika üyesi olabilecek durumda olanlar da arada bir iş kolu sorunu çözüp sendika üyesi yapmış oldukları da hiçbirisi bu toplu sözleşmenin yürürlük süresi sona erene kadar toplu sözleşmeden yararlanamayacaklar. Pratik olarak tek getirilen şey, bunlar bir tür kamu işçi statüsü kazandıkları noktada ilave hediye dediğimiz 52 günlük, yılda 52 günlük bir ikramiye almanın dışında hiçbir ekonomik ve statü anlamında da hak kazanamadılar. Böyle bir hak verilmediği gibi, sizin de söylediğiniz gibi, üstelik kendi koydukları tebliğe aykırı bir düzenlemeyle güvenlik soruşturması adı altında kendilerinden önceki iktidar döneminde işe alınmış olanlar ya da etnik kökenleri ya da mezhepsel durumları ya da ailedeki sağdaki soldaki işte ne bileyim FETÖ vesaire gibi ciddi bir ayaklamaya tabi tuttular. Şimdi tebliğde iki tane konu var. Bir güvenlik soruşturması, bir arşiv araştırması. Tekniğine girmeyeyim ama ikisi aynı şeyler değil. Tebliğ çok açık bir şekilde arşiv araştırması yapılmasını öngörmesine rağmen tamamının hakkında güvenlik soruşturmaları yapıldı. Tebliğe aykırı bir olayla güvenlik soruşturması üzerinden tasfiye edildiler. Yani şu an yaptıkları tebliğe aykırı, yasaya aykırı, aykırı. Bunu da yazdım zaten. Yani kendi koymuş oldukları mevzuata aykırı bir şekilde taşeron işçilerini tasfiye ettiler. Orada bile eşitlikçi davranmadılar. Arşiv soruşturmasıyla yetinmeleri gerekiyordu. Arşiv soruşturmasını esas aldığınız zaman da bu insanlar 10 senedir, 12 senedir orada çalışıyor. 10 sene, 12 sene içerisinde devlet memurluğuna engel herhangi bir suç işlemiş olsalardı zaten atılırlardı. Zaten hiçbir güvenceleri yoktu. Arşiv araştırmasıyla eleme yapamayacaklar için tebliğde arşiv araştırması demelerine rağmen güvenlik soruşturması gibi daha geniş kapsamlı ve daha keyfi bir düzenleme içerisinde tasfiye edildiler şimdi zannediyorum. Yargıya başvurmak zorunda kalacaklar. Ama kadroya geçirilmiş olanlar da taşeron sorununu çözülmedi. Onlar da kadrolu işçisinin adları sadece kadrolu, içi boş. Adına kadro denilen bir şey oldu. Taşeron sistemiyle getirilmiş oldukları avantajların tamamını yine kendi ellerinde bıraktılar. Ve taşeron sorununu çözdük diye yarattıkları imajın üzerinden de hormonlu bir sendikal alan yarattılar. Yani hormonlu ve doğal olmayan bir şekilde büyüyen bir sendikal yapı ortaya çıkardılar. Geçmişte makbul sendikalar vardı. Sistemin çizdiği sınırların içerisinde asla dışarıya çıkmayan, kendisinin varlık nedeni olarak o sınırlar üzerinden çalışma hayatını üretmeyi gören, hükümetin ve veya işverenin icazetini almadan örgütlenemeyen, işçi hareketinin kabardığı dönemlerde de görevi, misyonu bu hareketi bir biçimde sulandırıp bastırmak olan makbul sendikalar vardı. Genellemiyorum, bunun sistemler vardı. Şimdi makbul sendikalar artı hormonlu sendikalar dediğimiz, kendisi de işçi hareketin başına bela haline gelen bir yapı çıktı ortaya. Dolayısıyla iş gücü piyasasındaki parçalanma
azalmadı. Ulusal istihdam stratejisine bakarsanız daha da artacak. Şimdi kiralık işçiler geldi. Taşeron işçiler, kadrolu taşeron işçiler adı altında bu kez bu sorun devam ediyor. Bir de göçmen daha, işçiler dahil oldu. Göçmenciler var. Şimdi daha önümüzde de bölgesel asgari ücret var. Birazdan yani bu seçimler atlanıldığı zaman bu pişirilip gelecek. Çünkü sık sık söyleniliyor. Deniliyor ki işte Sivas'ta bir işçinin aylık gideri atıyorum 1500 liraysa İstanbul'da 2000 liradır. Neden Sivas'takiyle İstanbul'daki aynı asgari ücret olsun diye. Bir de bölgesel asgari ücret üzerinden bir parçalanma iş gücü piyasasını. Eğer böyle bir parçalanmayı yaparlarsa da bu kez İstanbul'da 1800 lira atıyorum yani net asgari ücret varsa Sivas'tan ki asgari ücret 1500 liraysa 1600 liraya kaçak çalışmaya hazır bir başka iş gücü yani piyasası doğacak. Şöyle. Dünyada da bunun örnekleri Sivas'ta var. Sivas'ta görünüp İstanbul'da çalışan bir kitleyle karşı karşıya göreceğiz. Yani. Ve bunun bir de kurumu da yaratılacak. Şimdi her şeyin piyasası olduğu zaman o piyasada o piyasayı yöneten illegal örgütlenmeler de çıkıyor. Şimdi başbakan bile şikayet ediyor. 1 milyon Afganlı gelmiş Türkiye'ye. 1 milyon Afganlı Türkiye'ye yayılmış bir şekilde iş gücü piyasasında çalışıyorlar. Peki bunlar nasıl çalışıyorlar? Onu bir çalıştıran var, aracısı var, bulan var, getiren var. Devasa bir organizasyon var. Bu organizasyon senin sınırlarından geçiriyor, ülke içerisinde seyahat ettiriyor, iş buluyor vesaire. Dolayısıyla bu tür kayıt dışı olan her piyasada devletin almadığı vergiyi alan, ona sosyal güvenlik hakkı tanıyan, hastalandığı zaman bir biçimde bunun hastalık sorununu çözüyor. Adamlar ölmüyor ama nasıl çözüyor bunları kimse bilmiyor. Böyle bir ikincil piyasalar oluşturuyor. Çünkü bakın hep geldiğimiz nokta bu. İşçiliği ucuzlatabilmek, ucuz işçilik üzerinden rekabet etmek. Kimle? Çin'le. Asya'daki bir dizi ucuz iş gücü piyasasıyla rekabet edebilmek için örgütlenme hakkını sınırlandırmak zorundasınız. İşçiyi naçar bırakıp aşağıda ölüm var, yukarıda açlık ikilemi içerisinde aşağıya sokmak zorundasınız. Görünürdeki haftalık tüm çalışma sürelerine, sadece çalışma süreleri değil, işçi lehine getirilmiş yasal düzenlemeleri ortadan kaldıracak, işlevsiz hale getirecek bir iş gücü piyasasını legaliyle illegaliyle yaratmak durumundasınız ki sistemi devam ettirebilirsiniz. Şöyle şeyleri çok duyuyorum ben. Bizim piyasada çalışma süresi 53 saattir. Reklam piyasasında 60 saattir. Bilmem nedir. Beyaz yaka zaten hiç şeyini sormaz. Sadece o fabrika sormaz. Onun babasının malıdır. O sabahtan akşama kadar çalışacaktır. Mavi yaka itiraz ettiği zaman kapının önüne konulacaktır. Zaten fazla mesai yapmasa karnını doyurmaz. Onun için fazla mesai sanki ekstra bir emek vermiyormuştuk gibi ek bir gelir gibi görünür. Ömrü gider. 15 yıllık, 20 yıllık işçiyken bel fıtığı olduğunda kapının önüne konulur ve işi biter. Üstelik öyle bir noktada işi biter ki onun bir ayağı geçmişindedir. Bu orta kıdemdeki işçiler inanılmaz ölçüde risk altındalar bu anlamda sosyal anlamda gelir riski altındalar. Çünkü bir önceki kuşakla dayanışma içerisinde Türkiye'nin bir gerçekliği anasına babasına bakıyor yardım ediyor. Öbür taraftan da gelecek kuşağı hazırlıyor çocuk okutuyor çocuğu lisede ortaokulda en çok giderin olduğu en çok ihtiyaç olduğu bir dönemde ailenin reisi üstelik bel fıtığı olduğu için menisküs olduğu için bir daha yeniden iş gücü piyasasına dönemeyecek şekilde işsiz kalıyor. Bununla da yetinilmiyor. Kara liste uygulamaları var. Bir yerde sendikalı örgütlenme nedeniyle işten atılmışsanız o bölgede bir daha iş bulamıyorsunuz. Çünkü tüm organize sanayi bölgelerinde bu listeler anında dolandırılıyor. Hatta sendikal örgütlenmeye katılanın kardeşi ya da abisi, bunlar tanık olduğum somut olaylar, onların da iş hakları feshediliyor. Göç etmek zorunda kalıyor. Şöyle kara liste uygulamaları da var. Başbakan ile toplantısında konuşma yapıyor sendikal örgütlenmeden korkmayın diye. Kocaeli'nde posko yanıt veriyor. Sendikal örgütlenme yapan 100 kişi yanında kapının önüne koyuyor. Ve bunlar birbirleriyle oturup işte yerel güçlerle, yerel idarecilerle bu sorunu evet yani bu işi meşrulaştıracak hale getiriyorlar. Şimdi ceza yasasına işaret ettiniz. Evet ceza yasasında cezası var ama bakmak lazım. Bu cezadan alan kaç kişi var? Ne kadar var? 100 kişiyi atıyor. Normal koşullar içerisinde
her 100 işçinin, yani 100 işçinin her biri için sendikal özgürlükleri engelleme suçu işlediği halde tek bir suçu işlemiş gibi yapılıp ertelemeye gidiyor. Çünkü orada da üzerine gittiğiniz zaman onların üzerinde başka bir baskı daha var. Dolayısıyla ben başta söylediğimi bir daha söylüyorum. 24 Ocak ekonomi kararlarıyla hesaplaşmadan Türkiye'de ve Türkiye'de İşçi hareketi sadece sendikal örgütlenmeleri içerisinde değil, çok çeşitli bir örgütlülüğü sağlamadığı sürece biz daha büyük güvencesizlikleri, yasal sistemden güvence alan, güvencesizlik üreten düzenlemelerle geleceğiz. İşte arabuluculuk bunun bir somut örneği. Kiralık işçilik, önümüzde de bekleyen bölgesel asgari ücret. Arabuluculuğu sadece iş davalarında zorunlu hale getirerek İşçilerin çalışırken alamadığı, işten çıktıktan çalışırken alamıyor çünkü dava edemiyor. Ederse işten atılacak, bekliyor. İşte işverenle ilişkisi bittiği zaman dava açıyor. İyi kötü bir şey alırken şu anda örneğin 100 bin liralık alacağını 20 bin lirasını alıp 80 bin lirasını arabulucu masasında bırakan işçinin mağduriyetinden, işçinin güç durumda olmasından menfaat elde etmeye hukuki güvence getiren bir sistemi üstelik de yargılamayı kısaltacağız diye hareketin önüne koydular ve takır takır da bu sistem işliyor. Şimdi yeni yeni yakınmaya başladılar ama bu yakınmanın da kar etmesi söz konusu değil durum anlamında. Bu noktada hocam 24 Ocak kararnamesinden bahsettiniz. İşçi hakları ve mücadelesinin yarını noktasını konuşurken hızlı perspektifte 24 Ocak kararnamelerini önümüze alarak mı başlamalıyız diye sorayım ben size. Bu devlet politikasından mı başlamalıyız? Şöyle bir küçük bir hatırlatmayla zannediyorum toplamda 5 dakikamız kaldı. Hakan Hoca'ya da bu soruyu tekrar soracağımızı da hatırlatarak. Kesin. Kısaca ben kaptırırsam kesin. Şimdi 24 Ocak kararları bir nirengi noktası, bir başlangıç noktası olduğu için önemli. Şimdi 24 Ocak kararları niye aldınız diye hesap soracak halimiz yok. Ama sonuçta eğer emeğin yağmasını durduracaksak biz siyasal iktidara baskı yapmak zorundayız. Siyasal iktidarın ekonomik sosyal politikalarını belirlerken işçileri ve örgütlülüğü dikkate alabilecek güçlü demokratik baskı grubu misyonunu yerine getirmesi gerekiyor. Bu ciddi bir örgütlenmeyi zorunlu kılıyor. Bu örgütlenmenin şu anki sendikal yapıyla 24 Ocak kararları ya da Türkiye'de uygulanan ekonomik politikayla hesaplaşması mümkün değil bana göre. Bu hesaplaşmanın yapılabilmesi için İşçi temsilciliği ya da işçi konseyleri düzeyinde fabrikalardan başlayan yatay örgütlenmeyle birlikte işçi hareketinin örgütlenmesi birinci aşama. İkincisi siyasal örgütlenme olmadan olmaz. Ciddi anlamda emeğin sorunlarını siyasal gündemin haline getirmiş, bunu programlaştırmış. 24 Ocak kararlarına karşı alternatif ekonomik politikanız nedir diye sorduğunuzda ben şöyle bir gelirler politikası yapacağım, şöyle bir istihdam politikası, şöyle bir yatırım politikası yapacağım, bir siyasal proje sistemi. Sistem içerisinde en azından üretilmesi gerekiyor. Bunun üretilebilmesi için birisinin de ya piyasada buna ihtiyacı olan birileri var, burada bir oy potansiyeli var diyebilmesi lazım. Hepsi birbirine bağlı olarak gidiyor. Başlıklar halinde söyleyecek olursak hem iş yeri örgütlenmesi, sendikal örgütlenme ve siyasal örgütlenme ekseni üzerinden bu sorunlar çözülecektir diye düşünüyorum ve asla karamsar değilim. Bir gün işçi hareketi metal patlamada örneğini gördük. Panik içerisinde ve ağır bir şekilde bastırdılar. Ama bu patlamaların arası daha bir sıklaşacaktır. Bu patlamaların her bir sonrasında bir öncekinden deneyim kazanarak daha örgütlü, daha kararlı ve bu üç ayak üzerine gidecek bir işçi sınıfı hareketi doğacaktır. Ve Nazım'dan söz etti, Nazım'la da bitirelim. Bu işçi sınıfı hareketi bu memlekette elini kolunu sallayarak hürriyeti gezdirecektir. Bu 1 Mayıs'taki şeylerle evet güzel günler göreceğiz sınıfın sayesinde diye bitireyim. Evet yani süre bitmek üzere. Ben de laf olsun diye değil, ümitsiz olmayalım genelde diyoruz. Olmamak için sebepler var. Yani Türkiye'de işçi hareketi konfederasyonlar düzeyde bir anlamda ana akım boyutuyla baktığınızda son derece kötü durumda. Bu doğru. Grev yapamaz halde. Bu da doğru. Üyelik oranları, sendika üyelik oranları da son derece zayıf. Doğru ama
Öte yandan az önceki soruyla da bağlantılandırım. AKP döneminin önemli bir özelliği de Türkiye'nin daha öncekinden çok daha hızlı, geniş ve yoğun biçimde işçileşmiş olması. Toplumda ilk kez ücretlilerin oranı bu kadar yükseldi. Hı hı. Türkiye toplumu en genel anlamda söylersek işçileşti. Ve ağırlıkta da genç emekçilerden oluşan bir büyük işçi sınıfı var. Ve onların metal fırtınada en bariz örneklerinden birini gördüğümüz üzere beklentilerinin karşılanmaması. Metal fırtınadan kastımız Bursa'daki metal işçilerinin. Tabii bundan birkaç yıl önce Bursa'da metal işçilerinin yaptığı fiili grev direnişler ve aslında hala da etkileri devam ettiği bu yılki top sözleşme sürecinde de görülen bir şeydi, şey, evet. Hareketten söz ediyorum. Ama salt bu değil. Yani inşaat işçilerinden bugün baktığınızda film setlerine kadar uzanan, plazalara kadar uzanan çok farklı emek kategorilerindeki çok farklı emek örgütlenmeleri var. Dernekler, platformlar, sendikalar, bildiğimiz anlamda olmayan fiili sendikacılık yapan sendikalar vesaire ki bu mesela bu bazen soruyorlar son dönemde. Ya iyi de 1 Mayıs'ta işçiler var mı yok mu? Hep gözler şey arıyor. Puzzle'lı erkek Fordist dönemin fabrika işçisi. O artık görece bir azınlık. Hoş o zaman bile çoğunluk değildi ama şimdi daha da bir belki azınlık. Ama buna karşı çok zenginleşmiş, çeşitlenmiş bir işçi sınıfı var ve mesela 1 Mayıs'larda bunu görebiliyorsunuz. Ve orada müthiş bir dinamizm var. Henüz Murat Hoca'nın dediği gibi bir örgütlülük kabına, kararlı, istikrarlı bir örgütlülük kabına dökülmemiş bir arayış içinde olan ama arayış içinde olan bir sınıf var. Ona gerek siyasi, gerek entelektüel, gerekse fiili anlamda yapılabilecek her türlü desteğin bu sınıfın oluşumu, yeniden oluşumu anlamında önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta bu tür programların da buna hizmet ediyor olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Bizler de genç avukatlar olarak işçi avukatlar oluyoruz daha çok. İşçi yelpazesini genişleten kesimde yer alıyoruz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum programa geldiğiniz için. Bugün ayrıca önemliydi bizim için. Çünkü bir mücadele tarihini ve bu mücadele tarihinin getirdiği hakları konuşuyor olduk. Programın başında gecikmeden dolayı değinemedik. Bu emek mücadelesinde katkı sağlayan ve hayatını kaybeden herkesi anıyoruz. Yine iş cinayetlerinde hayatını kaybedenleri ve 13 Mayıs'ta yıl dönümü olacak Soma şehitlerini yad edelim diyoruz. Önümüzdeki hafta muhtemelen Soma konusunu işleyeceğiz. Bu bağlamda tekrar teşekkür ederim. Medyaskop çalışanlarının da 1 Mayıs Emek Bayramı'nı kutluyorum. Bugün bizi bu saate kadar beklediler. Söz sende. Ben de Ömer'in dediği gibi aslında Türkiye dahil tüm dünyadaki işçi sınıfının 1 Mayıs'ını çok büyük emeklerle, büyük kayıplarla diyelim kazanılmış bir gün olan 1 Mayıs'ını tüm dünya işçilerinin işçi sınıfı 1 Mayıs'ta kutlarım. Bundan sonraki her 1 Mayıs'ta biraz daha ilerlemiş, biraz daha fazla kazanım elde etmiş olmak umuduyla hocam tekrar teşekkürler. Bu noktada topu çok kısa devralayayım. Biz Taksim yasağına, idarenin getirdiği yasağa toplanma özgürlüğü hakkının kullanımı açısından da girmeyi çok isterdik. Ama hem süre yeterli olmadı hem de alanı açtıkça açılıyor. Yoksa bu noktayı görmediğimiz anlamına gelmez. Küçük parantez koyalım. İzleyen tüm yurttaşlarımıza teşekkür ederiz. İyi akşamlar dileriz.